Kadınlar Ailesi'nden sımsıcak bir merhaba. Kadınların güçlü ön sezileri, sorumluluk duyguları, kolay iletişim kurmaları iş dünyasında büyük avantaj. Bu avantaj da onların daha başarılı olmalarını sağlamakta. Bugün de programımızda başarılarıyla dikkat çeken önemli bir isim daha var. Sayın Nuran Piyade. Hoş geldiniz Nuran Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle sizi programımızda ağırlamaktan son derece mutluyum. Çünkü çok güzel bir hikayeniz var. Bunu tüm seyircilerin dinlemesini ve izlemesini istiyorum. O yüzden tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de size böyle bir programda beni ağırladığınız için, like gördüğünüz için ben size teşekkür ediyorum. Ne demek? Nuran Hanım, bize kısaca biraz yaşam öykünüzden bahseder misiniz? Yaşam öyküm, Erzurum doğumluyum. Ortaokul mezunuyum. Okumadım. Alternatifim olmadı. Evlendim 18 yaşında. 1997'de evlendim. Samsun'a geldim. 28 yıldır Samsun'dayım. Ne kadar güzel. 3 tane çocuğunuz üç var. 3 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Herkesinkini, bizimkini de. 3 tane çocuğum var. Biri 27 yaşında. Mühendis kendisi. Elektrik, elektronik mühendisi. Bir oğlum var 26 yaşında, turizmci. Bir tane 14 yaşında oğlum var. Maşallah, hepsini büyütmüşsünüz. Evet, o da liseye hazırlanıyor, ortaokul öğrencisi. Ne kadar güzel. Peki Nuran Hanım, siz bir işletme sahibisiniz, hizmet sektörüne hitap ediyorsunuz. Bu sektöre girmek nasıl aklınıza geldi? Bu sektöre girmek, eşim zaten gıda sektörünün içindeydi. Eşim çiftlikte kardeşler fırının sahibi, gıda ile ilgileniyordu zaten. Ben hep istiyordum, mutfağıma güveniyordum, misafir ağırlamayı seviyordum. Hep bir işim olsun istiyordum ama eşim hep engel oluyordu. Çocuklarım küçüktü daha önce seneler. Çocuklarım büyüdü, herkes yolunu çizgisini çizdi. Bana da ancak şimdi kısmet oldu işte böyle bir işletmenin sahibi olmak. Peki bu işe girerken ne düşündünüz, nasıl girdiniz? Yani hani bildiğim kadarıyla devrediliyordu. O dönemden öncesi de var diye biliyorum ama biraz onlardan bahseder misiniz? Önceden hep istedim, hep hayal kurdum ama eşim hep engel oldu. Çocuklarımız küçük, işte çocukları ihmal ederim diye. Hani zor bir iş ticaret yapmak. Kendi de ticaret yaptığı, esnaflık yaptığı için işin içinde biliyor. Engel oldu bana. Çocuklarım büyüyünce, hatta çocuklarım biraz daha küçüktü. Ben kendi kendime gittim, işte bir iş yeri buldum, bu işi yapacağım diye derken eşime söyledim. Eşim dalga geçtiğimi zannetti. İş gerçekleşince bana kızdı. Sen esnaflık kolay mı? İşte insanlarla uğraşmak kolay mı? İşi açacaksın, benim başıma sıkıntı edeceksin, gezmeye rahatlığa alışmış bir hanımsın sen, yapamazsın diye. Engel oldu, ben de vazgeçtim işten bir daha. Çalışma hayatımı bitirmiştim. Kafanızda. Kafamda bitirmiştim ama bu iş yerimiz devrolunca böyle birden işte arkadaşlarımız destek verdi. Neden bir şube açmıyorsunuz siz, neden bir iş yeri daha açmıyorsunuz diye. Öyle destek verdiler bize. Birden bir günün içinde karar verdik. Bir günün içinde iş yerini devraldık. Ben bir günün içinde iş kadını oldum. İş kadının içinde buldum kendimi. Peki bu işi aldığınızda bir hikayeniz var. Hani eşinizle birlikte. Onu biraz anlatır mısınız? Çok hoşuma gitmişti. Biz iş yerini devraldık işte. İş yerimiz bir şirketti. Şirketi devraldık. Sabahtan işte kahvaltı yapmadan İşlemleri yapmaya gittik eşimle, koşuşturduk oradan oraya, işte adli maliyeye bilmem neye derken biz kahvaltı yapmayı unuttuk. Eşim de ben de o telaştan. Saat 3-4 olmuştu, biz her işlemi bitirdik, iş yerimize geldik. İş yerimizi devreden bey, artık burası sizin iş yeriniz, hayırlı olsun, ben ceketimi alıp çıkıyorum dedi. Burası sizin iş yeriniz. Biz oturduk, eşim bana bakıyor, ben eşime, ama bir baş ağrısı var bende açlıktan, yorgunluktan, heyecandan. Eşim yemek yedin mi dedi bana, yemedim dedim. Sen yedin mi? Ben de yemedim. Sabahtan beri biz aç susuz koşturuyoruz. O zaman gidip de dedi bir yerde yemek yiyelim. Ondan sonra aklıma geldi, biz burası artık bizim, biz burada yemek yiyelim. Niye başka bir yer arıyoruz yemek yemek için? Yani o dönem içerisinde kendiniz ne olduğunu bile unutmuşsunuz. Unuttuk. Yani. Evet, o çok güzel bir hikayeydi. Ondan sonra orada bize, yani personele
çalışan personeli bize kahvaltı hazırlayın demeye bile böyle çekinerek biz işte kahvaltı yapmadık daha, bize bir kahvaltı hazırlar mısınız? Dediniz. Dedik işte, bize bir kahvaltı hazırladılar. Biz öyle başladık. O giriş, girdim işin içine. Devam ediyorsunuz. Devam ediyorum. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz Nur Hanım? 3 yıldan beri yapıyorsunuz. 3. yılımız. Peki iş hayatına geç girdiğinizi düşünüyor musunuz? Yani şimdi 3 yıldan beri çok hızlı bir şekilde ilerlediniz, evet, ve bir marka oldunuz. Evet. Ben daha erken girmeliydim diyor musunuz? Evet diyorum. Keşke daha erken girseydim. Keşke 20 yıl önce girseydim ben bu işe. Belki çok daha şubeler açabilirdim, tabii, çok daha enerjik olabilirdim. Tabii ki. Keşke 20 yıl önce yapsaydım ama dediğim gibi biraz önce de eşim işte engelleri. Engel oldu. Hani çocuklarımız var. İhmal ederiz. Sıkıntı i̇şte olur. O zaman okul dönemleri sıkıntı olur derken. O yüzden bugünlere kaldınız ama iyi ki açmışsınız tabii diye düşünüyorum. Tabii çünkü iyi ki açmışım. Hiçbir zaman iş işten geçmiş değildir. Değil. Çünkü yani şimdi 3 yıldan beri buradasınız. Sanki hani çok eskilerden beri biliniyormuş gibisiniz. Yani isminizi söylediğimde herkes o kadar iyi biliyor ki. Evet. Bu çok önemli bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun yıllar olup da bu ismi yakalayamayan insanlar da var. Burada şunu sormak istiyorum. Nasıl bu kadar hızlı bir marka haline gelebildiniz? Yani artık bildiğim kadarıyla sizin iş yeriniz sizin adınızın önüne geçti. Nasıl oldu? Siz burada nelerden fedakarlık gösterdiniz? Önce kendinize özgüveninizin olması lazım. Fedakar olmanız lazım. Korkmamanız lazım. Kaybetmekten korkmayacaksınız bazı şeyleri. Bir de insanlarla iletişiminiz, diyaloglarınız iyi olacak. Kesinlikle. Şimdi iletişimin, evet, iyi olması zaten müşteri memnuniyetini, evet, de, evet, getiriyor ama. Cesaretli olacaksınız bir de, bazı konularda. Şey de var, öyle değil mi Nurhan Hanım? Fedakar olmanız gerekiyor. Tabii. Bildiğim kadarıyla çok, tabii, geç saatlerde çalıştınız. Tabii. Onlardan da biraz bahsedelim mi? Tabii. Normalde 8 saattir çalışma süresi, evet, insanların. Ben 8 saat çalışmadım. Ben çalışmaya başladığım zaman büyük oğlum Ankara'da Aselsan'da staj yapıyordu, yoktu. Ortanca oğlum askere gitmişti. Biz onu askere gönderdik. Tesadüfen işte ertesi gün iş yeri devraldık. Hmm. Sürpriz oldu yani. Oğlum yoktu bana yardım edecek. Küçük oğlum daha bakıma muhtaçtı. 13 yaşındaydı ama onu anneme gönderdim. Ben 7'de iş yerimi açıyordum. Eşim kendi işiyle meşguldü. O da ticaret yapıyor sonuçta. Onun da kendine göre sorumlulukları var. Ben 7'de iş yerimi açıyordum sabah, gece 2'de kapatıyordum. Ya. Yazdı o zaman, sezon uzundu. 2'de kapatıyordum. Çok yoruluyordum ama çok hevesliydim. Yani kendimi bitkin hissediyordum, bitiyordum. Akşam eve giderken hastaneye uğrayıp bir serum alıyordum, vitamin alıyordum. Ertesi gün 2-3 saatlik uykuyla 7'de kalkıp iş yerime geliyordum. Bu böyle günlerce devam etti, bu tür fedakarlıklar. Yani tek başına olmuyor. Yani hayatımızda olmuyor. Bir şey yapacaksak bu fedakarlıkları olmuyor. Da yapmamız, evet, gerekiyor. Evet. Çünkü o saatlere kadar çalışıp vitaminle, tabii, tekrar iş hayatına, tabii, başladım ve aynı güler yüzle, aynı enerjiyle, tabii, aynı tempoyla. Bir de biz o iş yerine aldığımız zaman bitmiş bir iş yeriydi. Biz sıfırdan aldık, batık bir yerdi. Biz orayı, yani ben orayı 3-4 ay içinde hareketlendirdim. Yani oraya gelen müşteriler, müşteri portföyümüzde belli insanlar şaşırdılar. Yani bir kadının elinin değdiği çok belli. Kesinlikle. Bir kadın dokunduğu zaman bence, evet, değiştiriyor ortamı diye, evet, düşünüyorum. Evet, çok belli. Ya fedakarlık yapmadan karşılığını bekleyemezsiniz hiçbir şey. Evet. Peki rekabet kaliteyi, kalite de müşteri sayısını arttırır derler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum. Rekabet olmalı hayatımızda. Rekabet olmazsa başarı olmaz. Rekabet derken parasal yönden rekabet değil, piyasaya alt üst ederek, fiyat oynatarak rekabet değil. Kaliteyle rekabet olmalı. Ürünün kalitesiyle. Ödün vermeden, evet, müşteri memnuniyetiyle ödün vermeden rekabet olmalı. Peki sonuçta siz tatlı rekabet olmalı, evet, yani. Sizin sektörünüzde şey zordur, yani ekip oluşturmak zordur. Siz bunu çok iyi bir şekilde başardınız. Bunu nasıl yaptınız?
ekibimi öncelikle ben bir anneyim. Genelde bizim sektörde ön personelimiz genç olmalı. Gençlerle çalışıyoruz. Ya gençlere nasıl yaklaşılacağını biraz biliyorum. Ben toplantı yaptığım zaman işte personelime ben önce sizin annenizim, sonra arkadaşınızım, ablanızım nasıl sayarsanız, ondan sonra da patronunuzum. Evet. Öyle diktatörlükle her şey olmuyor. Evet. Önce arkadaş oluyorsun, bazı paylaşıyorsun, işbirliği yapıyorsun. Herkesin işi bellidir zaten. İlk başta bunları yaparak başladık. İlk işi aldığım zaman ben bir hafta oturdum, böyle seyirci gibi, misafir gibi seyrettim. Çünkü bilmediğim bir sektördü. Ha, evimde yemek yapıyorum, misafir ağırlıyorum ama işin mutfağına girince, işin içine girince çok farklı. Olduğunu gördünüz. Evet, çok farklı olduğunu gördüm. Bir hafta izledim nasıl oluyor, ne oluyor, nasıl gidişatı nedir işin. Ondan sonra bir toplantı yaptım. İşte değişilecek olan şeyleri değiştirdim. Kendim geçtim. Peki yani şu da çok önemli değil mi Nurhan Hanım, baktığınızda çalışanın motivasyonunu arttırmak. Dediğiniz gibi diktatörlükle olmaz. Sonuçta olmaz. Onların da bir hayatları var, sıkıntıları olabilir. Onlara da çok güzel tabir ettiniz. Gerektiğinde anne, gerektiğinde abla, evet gerektiğinde de patron olmak patron çok olarak, önemli. Evet, aynı şekilde katılıyorum. Onlar da insan çünkü. Evet. Bir de sizin işte hep güler yüz olması güler gerekiyor. Güler yüzlü olmalı. Bir sıkıntısı bile varsa, yani oraya geldiği zaman, o iş yerine geldiği zaman onu unutturabilecek, evet, yani motive edebilecek şeyler, evet, yapmalıyız. O an işimizi yaptıktan sonra zaten bir problemi, bir sıkıntısı varsa hani oturup onu da konuşuyoruz, beraber paylaşıyoruz. Şeyi de çok duydum sizin için. Kendi işinizde çalışırken o kadar sahiplenmişsiniz ki, elemanlar gelmeden işinizin başındaymışsınız. O düzen, tertip, biraz onlardan bahseder misiniz? Evet, eleman gelmeden işime saygı duyuyorum. Önce ben iş yerimi açıyorum sabah erken. Ben saygı duymam lazım ki yanımda çalıştırdığım elemanım, personelim de saygı duysun. Evet. Açıyorum, çiçeklerimi suluyorum önce. İşe giderken biraz bakımlı gitmeye özen gösteriyorum. Giyiniyorum temiz, makyajımı yapıyorum hafif. Sabah açtığım zaman ilk başlarda kapının önünü süpürüyordum. Çiçekleri suluyordum. Herkes işe giderken bana böyle dikkatli dikkatli bakıyordu. Niye bu hanım kapının 56'ların kaldırımlarını süpürüyor? Şık giymiş. Şık giyimli. Anlam veremiyoruz diyorlar. Bu hanım niye kapıları süpürüyor fırça elinde? O işi yapabilecek başkaları, evet, da vardı ama, evet, ben işime olan saygımdan, evet, önce kapının önü temizliğiyle, evet, başlıyordum işe. Ya o çok önemli ama. O kadar, evet, işinize sahip çıkmışsınız ki. Evet, hala öyle. Yani o gerçekten bence bir başarı sırrı da diyebiliriz. Yani siz orada yaptırabilirsiniz ama çalışanlarınıza da, ama bu sizin işinize sevginizin ve saygınızın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Herkes tabii önce ki bunu yapıp müşteri geldiğinde tertemiz bir ortamla karşılaşması kesinlikle çok önemli diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla alışverişinizi de kendiniz yapıyorsunuz. Evet, kendim değil mi? Yapıyorum. İlk başta aldığım zaman nasıl alışveriş yapacağımı da bilmiyordum mesela. Pazara gittim. Öyle evimize bir kilo, iki kilo aldığımız gibi alınmıyor. Orası iş yeri olduğu, evet, için kasalarla, çuvallarla her şey toplu alınıyor. Ben pazara gittim, aldım. Bir sürü, bilmediğim bir pazara da gittim. Bir sürü alışveriş yaptım. Bir biber, bir çuval biber aldım. Götürecek, arabaya kadar taşıyacak kimse yok. Ayağımda topuklu ayakkabılar, şık giyimliyim. Ne yapayım? Ben götürmek zorundayım. Çuvalı aldım arkama. Pazarcı amca yardım etti. Verdi çuvalı arkama. Çuval arkamda, şık giyimli bir hanım. Arabaya kadar götürdüm eşyamı. Ama kendi gözünüzle seçtiniz. Seçtim, ne, evet, yedireceğinizi kendiniz bilerek yaptınız. Bu, evet, şeyi de gösteriyor. Kendim evde ne yiyorsam benim müşterilerim tabii de bunu ki yesin. Tabii mi ki, aynen öyle. Kendim evde ne yiyorsam, şimdi evde yiyemiyorum. İş dolayısıyla sabah, akşam, öğlen hep iş yerinde yiyoruz. Biz ne yiyorsak müşterimiz de aynı şekilde yiyor, personelimiz de aynı şekilde yiyor. Ben kendi yemediğim şeyi müşteriye yediremem. Seçeceğim, gözümle göreceğim, alacağım. Gidiyorum mesela toptancı marketlere gidiyorum. Kasalarla artık alıştım, kaldıra kaldıra o kasaları, kovaları.
18 kiloluk yağ kovalarını, yoğurt kovalarını. Alıştım. Kendim alışverişimi hala yapıyorum. Hala kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Bu da çok önemli bir nokta çok çünkü. Çok nadir işte pazarlamacılar, gidebiliyor ama yine gelenlerin de sizin kontrolünden geçmesi gerektiğini duydum. Çünkü o yüzden bunu özellikle söylemek istedim. Peki müşteri memnuniyetini sağlamak için sizce yapılması gereken en önemli nokta nedir? Müşteri memnuniyetini sağlamak için en önemli nokta güler yüzlü olmak. Tamam. Bu çok yani, önemli. Evet, insanlar hata yapabilir. Bizim de yanlışlarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Çok mükemmelliyetçi olmayabiliriz. Ama güler yüzle yaklaştığınız zaman misafirinizi iş yerinize gelen yani müşteri olarak değil de misafir gibi karşıladığınız zaman sizin o eksiğiniz telafi oluyor zaten. Kesinlikle. Misafiriniz, müşteriniz onu görmüyor. Görmüyor. O çünkü eksiği görmüyor. Yüz, tatlı dil, yılanı bile deliğinden çıkarır derler ya. Evet. Ben evet. de ona çok inanıyorum. Çünkü ben de sonuçta bir yere gittiğim zaman biz niye gidiyoruz? İşte keyif almak için gidiyoruz. Oturduğumuz zaman işte keyif alalım. Orada bir güler yüz varsa dediğiniz gibi o onu kapatır diye düşünüyorum ben de. Yani güler yüzün de çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Parayla değil, pulla parayla değil. Parayla değil, pulla değil, eziyetli bir iş değil. Bir güler yüzle hoş geldiniz, sıcak ve hoş geldiniz dediğiniz zaman karşınızdaki insan o pozitif enerjiyi alıyor sizden. Evet. Ya bir eksik de olsa, bir yanlış da olsa görmüyor. Görmüyor. Peki şu da onu da çok merak ediyorum. Siz gerçekten çok büyük bir risk almışsınız. Eşiniz sizi desteklememesine rağmen iş hayatının içine girmişsiniz. ve başarıya da ulaşmışsınız. Ama sizi destekleyen oldu mu? Oldu. Tabii şimdi eşim desteklemiyor derken eşim ona yük kalır diye sonuçta. Cesaret edemiyordu size. Tabii hani cesaret edemiyordu. Maddi konuda sonuçta eşimin desteğiyle böyle bir işe girdim. Evet. Ama manevi konuda kız kardeşimi hep örnek aldım benden küçük kardeşimi. O Erzurum'da yaşıyor. 4 tane küçük çocuğu var. O böyle bir işe benim gibi gıda sektörüne girdi işte mantıcı dükkanı açtı yanında 30 tane personel çalıştırıyor doğuya mal veriyor donuk ürün veriyor işte su böreği mantı küçük bir butik ayrı bir küçük bir butik restoran açtı imalathanesi ayrı hatta ben bazı ürünlerimi oradan da getirtiyorum kız kardeşimle. Hep ona örnek aldım onun çocukları daha küçük bir de çok sosyal faaliyetli bir hanım kardeşim. Onu örnek aldım. İşte ben yapıyorum. Sen niye günden güne geziyorsun? Sen de yap. Sen de verimli ol. Hep beni destekledi o konuda. Annem de aynı şekilde. Ve arkadaşlarımız. Desteklediler. Evet. Arkadaşlarımız da destekledi. Maddi desteği tabii eşim verdi. Evet. Sonuçta o bir esnaf. Belli bir birikimi var. Bilgisi var. O tür bilgileri de ondan aldım. Hala eşim destekliyor beni. Hani ama o zaten hani eşiniz orada şeye güvenemedi belki de hani siz rahat alıştınız. Tabii. Bir düzeniniz var ev hayatına alıştınız. Tabii hani tabii. Belki benim eşim bu kadar rahattan sonra sıkıya gelemez diye düşünmüştü. Evet onun için zaten. Evet. Onun için istemedi ama eşim. Ama ne oldu sonuçta siz eşinize de bakın ben bunu da yapabilirimi göstermiş aynen, oldunuz. Aynen ben onu yapmak için eşime yani ben onu da yapıyorum. Evimi de ihmal etmiyorum, çocuklarımı da ihmal etmiyorum, sizi de ihmal etmiyorum. Ben bazı işlerimi, evdeki işlerimi kendim de yapıyorum. Gece 12'de kapattıktan sonra evime gidiyorum, evimi toparlıyorum, ütümü yapıyorum. Eksik bir şey bulmasınlar. Hani iş hayatına girdim, iş hayatına bizi ihmal ettin demesinler. Bizi ihmal ettin demesinler, evet. Ben onlara da zaman ayırabiliyorum. Yani şunu diyebiliriz o zaman değil mi? Bir kadın isterse bu kadar yoğun çalışma temposu içerisinde hem iş hayatına hem çocuklarına hem eşine hem evine çok rahat vakit ayırabilir. Yeter ki istesinler istesin. Diyebiliriz. Evet istesin. Herkes çalışabilir. Kimse hazır beklemesin. İş yok diye bir şey yok hayatımızda. İş var yeter ki çalışmak iste. İstesinler. Evet. Yani, istesinler. Önce kendilerini bir analiz yapsınlar. Hangi konuda yetenekliler? Herkes doktor olacak, mühendis olacak, iş kadını olacak, eğitimci olacak diye bir şey yok. Herkesin belli bir yeteneği vardır.
Bazısı örgü örer, bazısı çocuk yapar, çocuk bakar, bazısı farklı bir sektörde farklı hizmet verir. Ya herkesin bir yeteneği vardır bu konuda. Kendilerini analiz etsinler, belli bir hedef çizsinler. Ve iş hayatının içine girsinler. Kendi çaplarında girsinler. Tabii herkes dediğim evde gibi bile yapabilirler. Patron olmak da zorunda değil. Sonuçta sizin iş yerinizde de çalışana ihtiyaç var. Tabii. Orada da bir iş hayatı var. Tabii. Yani tabii. Bunların hepsinin de olması gerekiyor. Tabii. Size şunu soracaktım Nurhan Hanım'a, biraz anladım ama yine sorayım. Yani girişimcilik size ait bir şey mi yoksa aileden gelen mi diyecektim ama biraz kardeşinizde de varmış galiba. Evet. Siz ailece bir girişimci misiniz? Ailece girişimciyiz. Annem de çok girişimci bir hanımdır. Annem 70 yaşında olmasına rağmen hala bir şeyler yapma peşindedir. İşte kendini gösterme peşindedir. Üretmek belki de zevkli geliyor onlara. Üretmek, verimli olmak evet. Zevkli annem geliyor. Çok girişimci bir hanım. Zaten şimdi hani şunu da soracağım. Artık siz üretmeye başladınız. İş hayatının içinde olmaya başladınız. Önceki hayatınızda gezen, işte dolaşan evet. bir ev hanımıyken şimdi ürettiğiniz için o geçmişe baktığınızda ben ne kadar çok boşa zaman harcadım evet. diyor musunuz? Aynen öyle diyorum. Şimdi aynen o size öyle. Zevk bile vermiyordur belki aynen, de. Aynen. İşte günlerimiz oluyordu bayanların. Başka alternatifin yok. Mesleğim yok. Evet. Yapacağım bir şey yok. İşte arkadaşlarımızla gezerdik. Günden güne giderdik. İşte çarşı pazar gezerdik. O bir eğlenceydi evet. evimizin işini yaptıktan evet. sonra. Ama şimdi bazen katılıyorum yine arkadaşlarıma. O zaman katıldığım zaman aklım hep işimde oluyor. Çok boş olduğunu, boşa zaman harcadığımı anlıyorum. Çok gereksiz yere zaman geçirdiğimi anlıyorum. Keşke o zamanlar çalışsaymışım. Diyorsunuz. Evet. Peki çalışma hayatına başladıktan sonra para harcamanız ne yönde değişti diye soracağım. Evet, çalışma hayatına başladıktan sonra önceden çok kötü bir tüketiciydim ben. Bilinçsiz harcıyordum. Çalışma hayatına başlayıp para kazanmaya başlayınca ne kadar zor olduğunu, ne kadar fedakarlık yapıyorsun o parayı kazanmak için. Daha iyi bir tüketici oldum. Yani artık para kazanmanın ne demek olduğunu anladınız. Anladım. Evet. Daha iyi bir tüketici oldum. Paranın daha değerli. Değerini anladınız. Anladım. Evet. Yani o zaman eşlere şunu da söyleyebiliriz. Sonuçta siz evet. eşlerinizi evde oturtturmayın. Evet. İş hayatına içine girsinler. Çünkü kesinlikle. Para harcamayı bile evet. Öyle öğreniyorlar. Öyle öğreniyorlar. Evet. Öbür evet. türlü para kazanmadıkları için paranın harcama noktasında bilemiyorlar. Aynen. Hem aileye destek hem ekonomiye tabii. destek. Yani tabii. hepsi bir arada olabilir. Aynen öyle. Evet. Peki iş dünyasında kadın olmak zordur deniyor. Siz buna inanıyor musunuz? Ben ona inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. İnanmıyorum. Erkeğin yaptığı her işi kadın da yapabilir. Kadının tek özelliği doğurgan olması, ondan dolayı da biraz daha duygusal olması. Erkeğin yaptığı her işi aynı şekilde kadın da yapabilir. Bunun zamanı yok, yeri yok. Her şeyi yapabilir. Önemli olan kendine özgüvenli olması, cesaretli ve korkusuz olması. Gerek yok. Evet. Kaybetmekten korkmasınlar. Kaybetmekten korkarlarsa kazanamazlar. Evet. Risk olmadan kazanç olmaz. Olmaz. Derler. Bazı şeyleri kaybederek de öğreniyorsunuz. Evet. Her hata insanın hayatında tabii. Önemli bir dönüm noktası oluyor. Olabiliyor. O yüzden ondan da korkmasınlar. Evet, korkmasınlar. Korkusuzca başlasınlar. Yani kaybedebilirler de, kazanabilirler de. Hayat ne getirecek? Belli değil hepimiz evet. için. Ama cesaretli olmaları lazım. Evet, cesaretli olsunlar. Ne istediklerini evet, bilsinler. Evet, bilsinler. Evet. Şuna da karşıyım baktığınızda. Herkesin yaptığı işi yapmasınlar değil mi Nurhan Hanım? Şimdi Nurhan Hanım işte bir kafe, restoran açtı. İşte bakın 2 yılda ne kadar iyi bir noktaya geldi. Ben de hemen yanına değil. Bir kafe, restoran açayım mantığıyla değil de. Değil, değil, değil. Evet. Önce dediğim gibi kendilerini bir analiz yapsınlar. Hangi konuda yetenekliyim? Neye Samsun'un atıyorum Samsun'un neye ihtiyacı var? Var? Hangi konuda yetenekliyim? Ne yapabilirim? Öyle iş açmak için iş açılmaz, pat diye evet. iş hayatına girilmez. Evet. Önce bir analiz etsinler, kendilerine bir hedef koysunlar. Bunu yapabilir miyim, yapamam mı?
ona göre iş hayatına başlasınlar. Bir de ben bu işi yaparsam mutlu olur muyum? Bu iş beni mutlu eder mi? Şimdi baktığınızda hani yemek yapmak, misafir ağırlamak hani sizin uygun bir iş. Siz zaten bunları seviyordunuz. Mesela ben kendim için düşündüğümde hani ben bunları yapamam. Çünkü bu benim mutlu eden bir iş olmaz. O yüzden de ben belki o işe girsem başarılı olamam. O yüzden insanların kendisini de çok iyi bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Zaten mutlu olarak bir iş yapmazsanız ondan başarı elde edemezsiniz. Edemezsiniz. Önemli olan önce mutlu olacak. Önce mutlu olacaksınız. Evet. Yaptığınız işten zevk alacaksınız. Evet. Zevkle yapacaksınız ki onun karşılığını göresiniz. Daha önce aldığım bir konuğum bana şunu söylemişti ve çok hoşuma gitmişti. Benim hobim işim dedi. Yani o kadar benimsemiş ki yani benim hayattaki en büyük zevkim işim diyor. Demek ki işini çok seviyor ki başarıya da o şekilde ulaşmış. Doğru. Anladığım kadarıyla sizde de o var. Evet, yani doğru. Artık eski gezmeleriniz, günleriniz size keyif vermiyor. Çünkü işiniz daha çok keyif vermeye başlamış. Evet, çünkü işinizi seviyorsunuz. Aynen. Ya bir işi yaparken vazife olsun diye yapmayacaksınız. Keyif alarak yapacaksınız. Evet. Keyif alarak yaptığınız zaman yorgunluğunuzu da anlayamıyorsunuz. Çok yorulsanız da keyifli yapıyorsunuz çünkü yorgunluğunuzu da anlayamıyorsunuz. Ama vazife olarak gibi yaparsanız, ben bunu personelime de söylüyorum her zaman. Hani bunu iş olarak yaparsanız bununla hem yorulursunuz hem keyif almazsınız. Hem insanları mutlu olmazsınız. Edemezsiniz. Evet, bundan keyif alarak yapacaksınız. Evinize misafir geldiğini düşünün, misafiri ağırladığınızı düşünün. Sevdiğiniz insanların geldiğini düşünün. Öyle misafir ağırladığınızı düşünün. O şekilde hizmet verin. O şekilde hizmet verin. Yorulmuyorsunuz o zaman. Belki de iş bittikten sonra yorgunluğunuzu anlıyorsunuz değil mi? Ben evime gidip yattıktan sonra ayaklarımın ateş attığını anlıyorum. Ateşleniyor ayaklarım ağrıdan, yorgunluktan. Evet. Ama onu iş yaparken hissetmiyorum. Hatta bazen topuklu ayakkabı götürüyorum iş yerine. Hani biraz daha şık olayım, kıyafetimi tamamlasın. Yorulduğumu hissediyorum. Birkaç çift ayakkabım var benim iş yerinde. Çıkarıyorum, düzleri giyiyorum. Bakıyorum misafirlerim geldi, onlara saygısızlık olmasın, biraz daha şık ayakkabı giyineyim diye bir daha topukluları giyiniyorum. Bunların bu yanları da var. Evet, her şeyi organize etmek gerekiyor. Tabii, doğru tabii. Söylüyorsunuz. Kadınların başarıya ulaşmaları için sizce ne yapmaları gerekiyor? En önemli püf noktası şu diyebileceğiniz ne var? Kendilerine, kadınların başarıya ulaşması için bir kere tembel olmamaları lazım. Hedefli olmaları lazım. Cesaretli olmaları lazım. Biraz yürekli, korkusuz olmaları lazım. Fedakar olmaları lazım. Evet. Bir de işlerinin başlarında olmaları lazım, değil mi? Evet, işlerinin başlarında olmaları lazım. En önemli nokta, siz kendiniz işinize saygı duyarsanız etrafınızdaki insanlar da saygı duyar. İşinizin başında sizin olması lazım. Ben mesela bazen alışverişe gittiğim zaman her zaman işimin başındayım. Dükkanımı kendim açarım, kendim kapatırım. Personelime, elemanıma anahtar vermem, hani siz sabah açın da ben geleyim diye. Kendim açarım, ayarlarım işimi. İşim de varsa ondan sonra giderim dışarı işlerimi yapmaya. Hedefiniz var. Sonuçta, hedefim var. Evet, hedeflerinizin doğrultusunda gidiyorsunuz. Bunlar çok önemli noktalar. Çünkü özellikle hani bunu da tabii, söylemek sen istiyorum. Sen saygı duyarsan etrafındaki insanlar da duyar. Yani işinin başında olmalısın. Benim misafirlerim, işte müşterilerim, müşteri demiyorum da ben onlara misafir diyorum. Misafirlerim geldiği zaman, aa geldik seni göremedik, ben eğer alışverişe gitmişsem, o an orada yoksam, eminim ki benim personelim de çok güzel ağırlamıştır onları, ama gelen insanlar sizi arıyor. Gözde iş sahibi arıyor, evet. Olarak sizi arıyor. Geldik yoktun, neredeydin işte. Onun için işinin başında sen olmalısın. Peki çalışma hayatında insanların umutsuzluğa düştüğü noktalar da oluyor. Siz öncelikle size sormak istiyorum. Sizin umutsuzluğa düştüğünüz bir nokta oldu mu? Olmuştur. 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 Hatta umutsuzluğa düştüğüm an, şimdi bu işe kendi isteğimle girdiğim için umutsuzluğa düştüğüm an, hatta eşime belli etmemişimdir bile. Hani demesin ki sen istedin de böyle oldu diye. Hep böyle altından kalkmaya kendi kendime çalışmışımdır. İnsanlara yansıtmadım umutsuz olduğumu. Ve daha zor çaresiz olduğumu. Hem umutsuzluğa düştünüz, hem çevrenize bunu yansıtmamaya çalıştınız. Ve bu işin içinden tek başınıza çıkabildiniz. O da işte cesaretle, yürekle
yapabildim bunu. Yani ne? Çünkü ben sevdiğim iş çünkü. Evet. Keyif aldığım bir iş. İyi yanı da var, kötü yanı da var. Eksi tabii. yanı da var. Zevk aldığım için ben hep artılarını görmeye çalıştım. Evet. Yani, eksilerden uzak durdum uzak diyorsunuz. Durdum. Tabii hep, onu içimde yaşadım. Evet. Yani şöyle diyebiliriz o zaman. Yani umutsuzluğa düşüldüğü noktada da nasıl ben buradan çıkabilirim diye bir araştırmacı ruhu da olması gerekiyor insanın. Tabii. Ben pes etmemeli. Tabii. Ben şimdi ne yapacağım? Ah vah deyip de yasa pasa girmenin bir anlamı yok. Hayır. Evet. Aynen. Mesela umutsuzluğa düştüğüm an olmuştur. Personelim kışın hastalanmıştır. Bu işin en büyük sıkıntı yanı personel eksikliğidir. Oğlumla ben garsonluk yaptık. Garsonluk i̇şte. Yaptığımı biliyorum. O an koşuşturuyorum. Hem iş sahibi olarak hem garson olarak garsonluk Hı-hı. yapıyorum. Hı-hı. İnsanlara hizmet ediyorum. Hı-hı. Çünkü personelim hasta. Birinin sınavı var. İkisi hastanelik olmuş, grip tutmuş. Kimse yok o anda. Çaresiz kaldığın zamanlar kendi çare üretiyorsun. Evet, yani sonuçta kendi işinin hem patronu hem çalışanı tabii, tabii. olabilirsin. Tabii, yani tabii hani, ki. Zaten patron olarak kenara çekildiğin zaman Hı. o işten verim beklemeyeceksin. Çok güzel. Ben lavabolara gidiyorum. Kirli ise, peçeteler yerdeyse, yani oraları da temizlediğim zaman ya. Oluyor. Ben onu personelime git hemen burayı temizle demiyorum. Evet. O an ben oradaysam o işi evet. ben yapıyorum. Evet, bu çok önemli. Yani ne iş düşüyorsa onu yapıyorum. Gerektiği zaman da patronluk da yapıyorum. Yani hepsi kahve bir arada yapıyorum, olmalı. Çay yapıyorum. Tabii evet. hepsini bir arada yapıyorum. Yani, Nurhan Hanım, bence başarı da buradan geliyor. Yani hani siz ben patronum. Evet, çalışanlar... Hayır, köşeme çekilip oturmuyorum. O zaman zaten hani başarı da olamaz. Olamazsınız. Siz keyif alamazsınız. Alamazsınız. Siz ne yaptınız? Siz lobalara girdiğinizde bir eksik varsa orayı tamamlarsınız. Tabii. İşte gittiğinizde bir garson eksikliği varsa orayı tabii, tamamlarsınız. Tabii. Çünkü yani, sizin yeriniz orası. Tabii dört elle sarılmak tabii zorundasınız. Tabii ki. Sen sarılmazsan etrafındaki insanlar da gevşer. Hiç sarılmaz. Sen sarıldığın zaman demin de dediğim gibi sen saygı duyduğun zaman etrafındaki insan da saygı duymak zorunda kalıyor. Evet. Nurhan Hanım, sosyal sorumluluk projenizden de bahsedelim mi? Tabii ki. Benim mutfak şefim Karadeniz Turizm Aşçılar Birliği Başkanı İhsan Çörükoğlu. Bu tür sosyal aktivitelerde çok yer alan birisi. Tabii ben de beraber onunla. Eşim de gıda sektöründe olduğu için eşim de kendi ustaları, onun ustalarından da yararlanıyoruz bazen. Belediyelerin düzenlemiş olduğu yemek yarışmaları oluyor. Yemek kursları, pastacılık kursları oluyor. Biz de bu konuda onlara eğitim veriyoruz. Yardımcı oluyoruz. O kurslardan işte 20-25 kişilik kurslar düzenleniyor. O kurslardan mezun olan 22 kişi başvurmuştu bu kursumuza. 22 kişiden 17 kişiyi iş sahibi yaptık. Yani bitirdikten sonra iş imkanı sağladık. Belli yerlere yerleştirdik onları. Ne kadar güzel bir şefimin, 17 kişi iş sahibi oldu. Tabii şefimin önderliğinde bu tür konulara katılıyoruz. Bir de Sevgi Seli adı altında. Otistik çocuklarımız, biz onlara otistik çocuklarımız demiyoruz da sevgiseli çocuklarımız diyoruz. Onlara pasta süsleme yarışmaları, pasta süsleme öğretme işleri, eşimin de yardımıyla işte yine aşçılarımızın, İhsan şefimin yardımıyla, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu konularda çok duyarlı. Bana da iş hayatımda çok büyük destek olan bir insan. Bu tür aktivitelere katılıyoruz. Ya orada o çocuklara böyle bir aktivite yapmanız o günün ne kadar anlam ve önemi olduğunu hissettiriyor insana. Gerçekten oradakilerin mutlulukları gülücü, değil mi? Mutluluk çok yani, muhteşem bir şey. O ailelerin mutluluğu, çocuklarının bir şey yapmasını görüyor. Evet, evet. Bir şey becermesini görüyor. O ailelerin mutluluğu. Ya ellerinize muhteşem sağlık. Bir şey. Gerçekten çok muhteşem. Ben böyle projelerde çok hem duygulanıyorum hem çok mutlu oluyorum. Çünkü evet. Bunların bence daha sık yapılması gerekiyor. Çünkü onlara bu imkanları sağladığımız zaman topluma daha evet. fazla insan da kazandırmış oluyoruz. Hem o ailelerin evet. de mutluluğu ön plana çıkmış oluyor. Yani hani bu projeniz çok güzel olmuş. O yüzden tekrar evet, teşekkür ediyorum işte size. Yine işte hanımlarımızın da
isteyen hanımlarımızın arzu edenler belediyelere başvuruyorlar. Belediyeler bu kursları açıyor. Eğitimini bizler veriyoruz. Şeflerimiz veriyor, aşçılarımız veriyor. Pastacılık kursu, aşçılık kursu. Ve bunlar işsiz de kalmıyor. Belli restoran istedikleri belli restoranlara yerleştiriliyor iş yerlerine. Peki siz eleman çalıştıran biri olarak Nurhan Hanım, bu işsizlik var mı? Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Ya ben bir de böyle bir işletmeci olarak Samsun'un en büyük eksikliği kalifiyeli eleman, garson olmaması. En büyük sıkıntımız bu bizim. Yani ara eleman sıkıntısı çok fazla yaşanıyor çok, değil mi? Çok fazla iş, evet. Ama şu da ben var. Ben işsizliğin olduğuna inanmıyorum. Ben de onu diyecektim. Ben de inanmıyorum. İnsanlar iş beğenmiyor diye düşünüyorum evet, yani. Evet, iş var ama yapacak insan yok bu işi. Tembellikten yine başta söylediğimiz evet, gibi evet. geliyor. Yani tembel ruhlu olmamak gerekiyor. Sonuçta baktığınızda evet. evet bence de iş var. Sizin sektörünüzde var, var. Başka sektörlerde var. Üretim sektöründe var. Var. Bence var ama... Ben iş sektörüne girmeden önce işsizliğin var olduğuna inanıyordum. Çünkü tamam. bilmiyordum. Böyle dışarıdan görüyordum oturduğum yerden. Ama iş sektörüne girince, esnaflık yapınca gerçekten... Her alanda iş var. Yeter ki çalış, hevesin olsun. En büyük eksiklik de Samsun için olsun. Yani bu Türkiye içinde deneyimli garson eksikliğimiz. Bu garsonluk aslında çok güzel bir meslek. Eğitilmesi gereken, yani iyi bir iş. Tabii hiç bitmeyecek bir iş. Hiç sonuçta bitmeyecek insanoğlu bir iş. Var oldukça evet, bu olacak. Bu olacak. Yemek sektörü. Evet. Ama en büyük eksikliğimiz bu. Kalifiyeli eleman bulmak. Yani, bulmak çok zor. Evet, dediğiniz, en zor yanı işimizin bu. Bu değil mi? Şimdi dediğiniz gibi önceden hani iş hayatında olmadan önce işte insanlar işte şunun oğlu işsiz kalmış işte bunun oğlu iş. O zaman belki evet falan. Ama baktığımızda dediğiniz gibi insanların hepsi patron olmak zorunda değil. Değil. Ama herkesin yapısına göre bir iş var. Kadınlarımız çocuk bakma işi de var. Biz var. Neden yurt dışlarından evimize bakıcı evet. alıyoruz? Evet. Yani bunu anlayabiliriz. Yaşlılara baktıra Gürcistan'dan neden hanımlar gelip evet, bakıyor? Evet. Neden bizim insanlarımız var? Evet. Yoksa bizim işimiz var. İşimiz yani var. Yani oradan insanlar memleketlerinden tabii. kalkıp bizim memleketimize geliyor. Çalışmaya bizim geliyor. Geliyorsa evet. Bizim memleketimizde iş var. İş var. Ama ne var? İşi beğenmeme var. Yani evet. O çok büyük. İşi beğenmeme var. Yoksa iş var. Ya bende çalışan garsonluk yapan üniversite mezunu öğrencisi var bende. Garsonluk yapıyor. Evet. Harçlığını çıkarıyor. Harçlığını çıkarıyor. Yani. Para kazanıyor. Evet. Bir şey emeğinin karşılığını alıyor. Evet. Ama iş beğenmeme gibi bir şey var. İş başvurusuna geldiği zaman insanlar, gençlerimiz ne iş yapacağım? Önce işte pazarlıktan başlıyor. Fiyatı soruyor. Yani iş var. Yeter ki çalış. İste. Evet. Yürekli ol. Evet. Çünkü baktığınızda ben de eve yani çalışmak için bayan aldığımda aynen dediğiniz gibi işte ben ne yapacağım? Bulaşığı yıkayacak mıyım? İşte çocuğa evet. bakmanın dışında şu işi yapacak. Evet. Baştan zaten o kadar isteksiz pazarlıklı ki. Geliyor. İsteksiz evet. geliyor. Yani hani zaten siz artık ona evet gel başla diyemezsiniz. Evet. Yani, çünkü bir verim alamazsın ondan. Alamazsın. Yani ne sen mutlu olursun ne o mutlu aynen. olur. Çünkü o da bunu mutlu olmak için yapmıyor. Yani yapmıyor. İş olarak görmüyor. Gördüğü için. Yap. Evet. Evet. Yani, yapayım işimi vazife. Biraz para bitireyim, alayım paramı alayım. Evet, evet. Gideyim diye bakıyor. Halbuki herkes sevdiği işi yaparsa zaten bu da tabii, oradan tabii. kalkar. Nurhan Hanım, 3 tane oğlunuz var. Biri mühendis, biri turizmci, diğeri okuyor. Okuyor. Bunların sizle beraber çalışma isteği talebi hiç oldu mu? Olmadı. 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 Annelerine çok güvenmişler. Ben bu iş yerini biraz da turizmci olan oğlum bana destek verir diye düşündüm. Çünkü o askere gitti. Tam hani bu iş onun sektörü olan bir evet. iş. Beraber çalışırız diye düşündüm. Devraldık işte işin içine girdik. Ama oğlum geldi. Oğlumun farklı hedefleri var. o kendi yolunda ilerlemek o istedi. O kendi yolunda ilerleme çabasında evet, şimdi. Bana evet. çok faydası olmayacak. Annesine de güvenmiş bence. Zaten evet, güvendiği almış, için. Götürmüş. Artık güvendiği bundan için, sonra evet. bana da çok ihtiyaç kalmamış diyebilir. evet, güvendiği için. Büyük oğlum zaten mühendis. O kendi hedefini çizmiş. Evet. Küçük daha okuyor. Küçük daha okuyor. Bana bir verimli olacak bir yanı yok. Yok.
Ama ben kendi kendime yapıyorum. Kendime güveniyorum ben. Aynen, evet. Ben de onu diyecektim. Zaten başarmışsınız. Bir noktaya, evet, getirmişsiniz. Ama sizi baştan da söyledim. Hani bu çalışma hayatınız gerçekten herkesin örnek alması gereken bir iş hayatı. Çünkü siz sıfırdan başlıyorsunuz. Hiçbir işi bilmeden. Tabii ki. Kendi tırnaklarınızla bir noktaya geliyorsunuz. Evet, evet. Bunu istediniz ve bunu hani ben başarırım dediniz. Evet. Ve başardınız. Evet, pes etmeyeceksiniz hiçbir konuda. Yani ben bu işe başlarken işte evimde, mutfağımda mutfağım çok güzeldi. Güzel yemekler, pastalar yapardım. Misafirimi güzel ağırlardım. Ama bu evdeki gibi olmuyor iş hayatı, evet, ticaret hayatı. Evet. Dışarıda bambaşka. Dışarıda bambaşka bir hayat oluyor. İnsanlarla diyalog içinde oluyorsunuz. Bir personel çalıştırıyorsunuz. Bir ekip çalışması olmak zorunda. O ekip çalışmasının herkesin bir vazifesi var. İşte A bölgesi, B bölgesi, ön personel, arka personel. Onları siz idare etmek zorundasınız. Alışverişinizi, kontrol. Yani ev hayatı ile iş hayatı farklı bir... Bambaşka bir ortam oluyor. Ama pes etmeyeceksiniz. Evet, her işin zor yanı var. Pes etmeyeceksiniz. Evet. Pes etmemin örneğini görüyoruz zaten. Pes etmemiş, evet, umutsuzluğa düşmüş. Hani tabii, kafasında soru işaretleri olduğunuz, tabii, oldu. Tabii, hepsi oldu. Yaşadım zorluklar. Engel oldu. Hani girme, sıkıntı olabilir dedi. Tabii, ama tabii, siz hep bunlara rağmen, tabii, ben yapacağım ve başaracağım dediniz. Pes etmeyeceğim. Yani ben bu işe girdiysem yüzümün akıyla çıkmam lazım. Çıkacağım. Evet, evet, çıktınız. Çıktım, Allah yolunuzu inşallah açık etsin. Yani Allah'ım herkese nasip etsin. Amin. İsteyene, dileyene. Ama dilemekle olmuyor. Evet. Çaba göstermek, evet, lazım. Evet, yani çaba göstermişsinsiniz. Bakın yani gece, evet, diyorsunuz ben serumumu aldım. Ertesi, evet, sabah zımba gibi işimin başına gittim. Evet. Yani hani, peki, kendim açtım, kendim kapattım. O an çocuklarım etrafı, şu anda gene varlar yardımcılar biraz daha. Evet. O an hiç kimse yok. Yoktu. Hiç bilmediğim bir sektöre pat diye girdim. Ticaret hayatı zor, personel, evet, zor. Yani, evet, farklı bir olay o. Evet. Ama zoru başardınız. Evet, zoru yaşayarak başardım. Evet. Evet. Yani belki şimdi şöyle diyebilirsiniz, hani benim kadar daha hızlı değil, biraz araştırarak iş hayatını, tabii, benim yaşadığım zorlukları yaşamayabilirler, evet, diyorsunuz. Evet. Araştırarak, kendilerini analiz ederek, bir hedef koyarak, ne yapabilirim, nasıl verimli olabilirim. Boş durmasınlar da. Evet. Bir şey yapsınlar. Bir şeyin ucundan tutsunlar. Bir şeyin ucundan yapsınlar. Benim annem 70 yaşında. Annem ne yapabilir? Köyde kendine yazlık gibi bir ev yapmış. İşte Dünya Arıcılar Birliği'ne üye olmuş. Helal olsun. Bal üretiyor. Ya. Verimli. Avrupa ülkelerinden toplantılara geliyorlar, katılıyorlar. Otellerde, seminerlere katılıyor helal annem. Olsun. 70 yaşında bunu yapabiliyor. Ben durmak istemiyorum. Bir şeyler üretmek istiyorum. Bunu yapıyor. O yapıyorsa gencecik insanlar neden niye yapmasın? Kendine bir hedef. Yani arıcılıkla annem çok farklı bir şeydeydi. Ama annem bunu yaptı, başardı. Evet. Babamın da desteğiyle tabii. Ama olmayacak diye bir şey yok. Olmayacak diye bir şey yok. Herkes her şeyi yapabilir. Hanımlarımız tembel tembel oturmasın. Yeter ki, yeter ki bir şeyler yapsınlar. Her şeyi de erkekten beklemesinler. Peki ben şeyi çok merak ettim. Hani eşiniz doğal olarak o dönemde hani sizin iş hayatı içerisinde olmamanızı istedi ama siz iş hayatının içinde oldunuz ve şu an çok iyi bir marka haline gelip bir isim yaptınız. Şu an eşiniz ne diyor? Çok merak ediyorum. Şu anda eşim gurur duyuyordur. Evet. Bazen üzüldüğünü benim için hissediyorum. Çok yorulduğum için üzülüyor, hissediyorum ama benimle de gurur duyuyordur. Evet. Yani bu da çok önemli bir şey. Ona çünkü da tabii ki çok teşekkür ediyorum. Evet. Bana desteği oldu. Evet, evet. En azından siz ben bu işi yapacağım dediğinizde yine tabii, yanınızda ve arkanızda tabii, tabii, arkamda olmuş, onun her şekilde gücünü hissettim. Evet. En başta manevi, maddi gücünü, evet, hissettim. Evet. Ondan sonra arkasından manevi güç de manevi geldi. Manevi biraz güç geldi. Oldu ama. Evet, ondan sonra hani ben yapıp bir şeyler başardıkça, evet, onun da bana güveni daha çok, evet, arttı. Evet. Benim eşim bir şeyler başarıyor, yapıyor kendi kendine.
Şimdi çoğu şeyleri benim üstüme de bıraktı gibi. Artık gördüm bu iş oluyor. O yüzden halam altından kalkıyor. O da önemli bir şey. Yani bunu ona yaşatmanız da çok güzel bir şey. O yüzden gerçekten tabii ben ki de sizinle gurur duydum. Çok mutlu oldum. Çünkü 45 yaşında bu işe giriyorsunuz ve 45 tabii yaşında 2 yıl, 3 yıl içerisinde kendi işinizi oturtturuyorsunuz. Eşiniz dahil tabii herkese ben bunu başarırımı gösteriyorsunuz. Evet, evet, evet. O yüzden bu büyük bir başarı. Evet. Nurhan Hanım işin dışında ne yapmaktan hoşlanır? İşin dışında önceden, iş yapmadan önce gezerdim. Alışveriş yapardım işte çarşı, pazar, her hanımın yaptığı gibi. Ama şimdi iş hayatına başladıktan sonra benim önceliğim işim oldu. Tabii önce anneyim. Evet. Farklı sorumluluklarım var, evim var. Ondan sonra işim oldu. Evet. Ben bir yere oturmaya, böyle uzun süreli 3-4 saatlik oturmaya gittiğim zaman kendim, bedenim orada oturuyor ama ruhum hala iş yerimde. Aklım işimde oluyor. Artık dışarıda da çok uzun süreler geçiremiyorsunuz. Geçiremiyorum. Aklım işimde oluyor. Çok dışarıda zaman geçiremiyorum. Evet, ha, işin dışında daha çok çocuklar, evet, eş, ev, anca idare edilebiliyor. Aynen öyle. Bir de bizim iş sektörümüz hafta sonu yok, akşamı evet yok, bayramı evet yok. Evet. Yani hiçbir şeyin yok. Hı-hı. İnsanlar her an açık görmeli iş yerini. Çok hem yani, hem o kadar da keyif verici. Keyifli. Bir iş. Hasta olduğun zaman bile hastalığını bile iş yerinde geçiriyorsun. Evde yatıp dinlenme gibi bir lüksün olmuyor. Olmuyor. Yine işinin başında olmuyor olmak İşinin gerekiyor. Başında olmalısın. İlacını alıyorsun. Yani oturarak vitaminini alıyorsun. İşinin başında geçiriyorsun hastalığını da. Yani işin dışında pek zamanım kalmıyor. Nurhan Hanım, son olarak iş hayatına girmek isteyen insanlarımıza neler tavsiye edersiniz? İş hayatına girmek isteyen insanlara cesaretli olmalarını, yürekli olmalarını, kendilerine inanmalarını, çizgilerinden ödün vermeden, kendilerine güvenerek bir işe başlamalarını. En önemlisi bu, kendilerine güvensinler. Evet, kendilerine güvensinler, iş hayatına girsinler. Ben de varım desinler. Desinler. Yani sonuçta siz uzun yıllar iş hayatında olmayan bir bayan olarak tabii iş ki hayatına girmenin ne kadar keyifli, iş tabii hayatında ki olmanın ne kadar gurur verici bir olay olduğunu evet yaşayan evet bir insan olarak tüm insanlarımıza, özellikle kadınlarımıza evet iş hayatında evet olmaları yani gerekiyor. Yani ben geçmiş yıllarımı boşa geçmiş yıl diye düşünüyorum. Evet. Yani geç kalmasınlar, bir an önce evet iş hayatını içerisinde evet olsunlar, evet, girsinler, yapsınlar. Tabii ki. En azından hem kendi hayatlarını daha verimli, daha gençken, evet daha verimli, daha dinamik iş hayatının içinde tabii olsunlar olmalılar diyorsunuz. Gerçekten geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Süremizin bittiğini söylediler. Çok keyifli bir sohbet geçirdim ben sizinle. Ben de çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum size beni ağırladığınız için. Böyle güzel bir programa misafir olduğum için. Çok ben çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, çalışıp üreten kadınları sizlere konuk etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.